Selamlar arkadaşlar. MIA Teknoloji'nin de 2024 ilk çeyrek bilançosu açıklandı. Yüzeysel olarak bilançoya bakacağım, detaylı girmeyeceğim. Lütfen yatırımcısıysanız ya da ilk defa MIA Tek'e yatırım yapacaksanız lütfen bilançolarını güzel okuyun, takip edin. Kap haberlerine, faaliyet raporuna, şirketin internet sitesine girip araştırma yapın. Bakın burada TradingView'de bir saat önce nakit akış tablosu adı altında dolaylı yöntem adı altında burada e, bilançodan bize bilgiler var. E, girip bunları lütfen siz okuyun. Ben e, daha detaylı videodan sonra inceleyeceğim. Çünkü e, şirkete yatırım yapıyorum. E, videonun uzatması, uzamaması için burada e, didik didik her konuya değinmemiz imkansız arkadaşlar. E, zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu da varmış e, burada haberleri var zaten. Hemen şöyle yüzeysel bakalım neler olmuş. Evet. 2023'ün aynı dönemine göre 2024'te de satışlarımız harika gelmiş. %184 oranında artışla 944 milyon liraya çıkarmışız satışlarımız yıllık bazda. Tabi enflasyon muhasebesine göre de hesaplanmış. Çoğu şirketlerin zarar açıkladığını ya da kar gelmediğini getirmediğini görüyoruz. Ama MIA Teknoloji güzel bir net dönem karı gelmiş. %751 net dönem karı artışımız var. 2023'ün ilk çeyreğinde 78 milyonken şu an 669 milyon liralık net dönem karı geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yine tabii ki enflasyonun kat ve kat üzerinde gelen Brüt karda %360 esas faaliyet karında %387 Fabrik'te de %371 getirilerimiz e, olmuş gayet güzel. Esas faaliyet karı 164 milyon liradan 800 milyon liraya çıkan esas faaliyet karımız ve bürüt karda da 818 milyon liraya çıkan bir bürüt kar var. Öz kaynaklarımız öz sermayemiz %33 artışla 2 milyar 24 milyon liradan 2 milyar 699 milyon liraya çıkan bir öz sermayemizde bulunuyor. Dönen, duran ve toplam varlıklarda da yine pozitif e, artış var değerli arkadaşlar. Evet, e, hemen şöyle rakip analiz anlamında da bakalım son e, fiyat kazanç ve piyasa değeri, defter değeri oranımızı da merak ettim. Ona da bir bakalım. Evet, MIA Teknoloji'de FK'mız 20 ve piyasa değeri, defter değeri de 8.67. Yani sektör ortalamasına vurduğumuzda gayet normal gözüküyor. Çok yüksek FK'lar ve PD'ler olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda da piyasa değeri, defter değeri normal olarak ben adlandırıyorum. Evet, bilanço güzel, gayet olumlu ve grafiğine baktığımızda tabii ki bir düşen kanalın içerisinde uzun bir süredir olduğumuzu söyleyebiliriz. En sağlam bir 51 lira desteğimiz vardı, onu da kaybettik zaten. Ee, geçen hafta kaybetmiştik. 51 lira 75 kuruş desteğelim. Ve şu an e, tam da 200 günlük hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet. 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kaç lira? 47.89. 200 günlük ortalama da kapattık günü. Ee, tepki alır mıyız? Almadık. Dün de alamadık 200 günlükten bugün de 200 günlüğünün bir tık altına sarktık tepki almasını bekliyoruz bakalım alacak mı daha nereye kadar düşer düşerse şu kanalımızdaki bu alçalan kanal mavi kanalın altına doğru sarkma durumunda yine 45'leri konuşabiliriz Tabii ki olsun sorun değil ucuzlasın daha ucuza alalım 45 lira var düşebildiği nokta 41'e kadar düşebilir düşsün sorun değil şöyle açayım ben benim portföyümü Mia teknolojide benim portföyümün içerisinde uzun bir süre tutabileceğim şirketlerden bir tanesi zaten şu şu anlık 100 lotum var gördüğünüz gibi 21. aydayım uzun vade yatırımda 21. ay bunu zaten video yapıp sizinle paylaşıyorum kanalda var. 100 lotla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Ucuzlasın biz de toplamaya devam edelim. Uzun süreler yine portföyümde olabilecek bir Teknoloji şirketlerinden bir tanesi MIA Teknoloji. Grafiğine çok aldanmıyorum. 51 lira direncimiz var. Buralardan isterseniz maliyetlenebilirsiniz. Daha aşağılardan maliyetlenmek isteyenler, al satçılar için 45'i bekleyebilir, 40'ı bekleyebilir. Oralardan alıp tekrar ilk direnç seviyesi olan 51'de isterse satar, kar satışı yapabilir. Ya da 59 lirayı, 60 lirayı bekler. Kendisi bilir. Tabii ki herkesin farklı... E, yatırım anlayışı vardır. Evet arkadaşlar söyleyebileceklerimiz e, bunlardı şu anda. Bilanço güzel. Teşekkür ederim izlediğiniz için. E, destek olmak için videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlı günler.